Figma kurulumu çok kolay olan bir uygulama o yüzden çok hızlı bir şekilde kurulumunu geçeceğiz ve ondan sonra ilk dersimiz olmasına rağmen bir frame oluşturarak çok hızlı bir şekilde başlıyor olacağız. Ve aslında bu dersteki amaç UI Design'ın temel prensiplerini sizlere verirken aynı zamanda da Figma nasıl kullanılır ve Figma'daki Figma'yı kullanmayı öğrenirken nasıl hızlı bir şekilde hareket edebilirim? Aslında Figma'nın kullanımı çok zor olmayan bir uygulama olduğunu bu ders boyunca görüyor olacaksınız. Ve aslında burada sadece bir UI tasarım Aracı değil size Figma ile neler yapabileceğinizi farklı farklı şeyler yapabileceğinizi de Göstereceğim Şimdi ilk olarak e, bilgisayarımızı açtık tabii ki sonrasında Bir tarayıcıya gidiyorsunuz herhangi bir e, tarayıcı olabilir bu Ben Google kullanacağım en çok kullanılan tarayıcı olduğu için e, Burada ilk olarak Figma ve e, Figma yazdıktan sonra zaten en üstte bize Figma'nın kendi sitesi geliyor e, Burada ben direkt Sitesine gireceğim fakat burada Figma Downloads var. O kısma da tıklayabilirsiniz. Figma'nın sitesine girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor olacak. Aslında Figma hakkında size genel olarak bilgileri veriyor. Figma'nın sitesine girdiğinizde karşınızda böyle bir ekran olacak. Bu alanda aslında Figma size kendisini ufak bir şekilde hızlı bir şekilde tanıtıyor. Böyle görebilirsiniz aslında detayları. Figma'nın biz uygulamasını indirip uygulamasını kullanıyor olacağız. Fakat Figma tarayıcı tabanlı çalışan bir uygulama olduğu için bunu aslında kendi tarayıcınız üzerinden hiçbir şey indirmeden de kullanabilirsiniz. Şimdi ben ilk olarak buradan Figma'nın ürününü indirmek için buradaki Products kısmına geldim ve Downloads diyorum. Downloads'a geldikten sonra burada desktop versiyonunu indireceğim. Diğer Özellikleri de aslında burada gözüken diğer Figma versiyonlarında Figma for iOS, Figma for Android veya iPad gibi. Bunları da aslında dersin ilerleyen vakitlerinde inceliyor olacağız. Ben şu anda bir Macbook kullandığım için Desktop App for Mac, MacOS indireceğim. Fakat siz Desktop App for Windows indirebilirsiniz eğer Windows kullanıyorsanız. Direkt tıklıyorum. Benim için indireceği yeri soruyor. Direkt kaydet dedim. Ve indirmeye başlıyor açıkçası. Zaten çok hızlı inen bir uygulama. Çünkü çok küçük de bir boyutu var. Figma'yı indirdik ve aslında Figma'yı indirdikten sonra gelin yavaş yavaş Figma'yı keşfetmeye başlayalım. Direk açılış sayfasını açıyorum. Çünkü aslında Figma e, kurulumu oldukça basit bir uygulama. E, Macbook cihazlar için sadece sürükle bırak yapıyorsunuz. E, onun dışında Windows cihazlar için de next 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 diyerek aslında kurulumunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Figma'yı açtığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu aşağıda benim projelerimi görüyorsunuz ama sizde projeler e, gözükmeyecektir eğer ilk kez kullanıyorsanız. E, buradan ben design file'e geliyorum. E, ya da Figma board'umuz var. Başka seçeneklerimiz de var. Ben buradan design file'e gelip bir tane drafts dosyası oluşturacağım. Yeni ve boş bir dosyayı oluşturabilmek için. Benim şu anda kullandığım sistem rengi koyu modda olduğu için Figma tamamen koyu modda çalışıyor. Fakat eğer siz koyu modda çalışmıyorsanız Figma'nız da beyaz renkli bir film olacaktır. Burada görünümü bayağı değişiyor açıkçası. İlk olarak böyle drafts açtığımda böyle bir sayfayla karşılaşacağım. Burada aslında yukarıda sol tarafta benim kullanabileceğim araçlarımı görüyorsunuz. Ve sağ tarafta da yaptığım tasarımlara yaptığım tasarımları yönetebileceğim alanı görüyorsunuz. Design ve Prototype diye ikiye ayrılıyor. Prototipte de aslında gerçek zamanlı prototipleri oluşturabiliyorsunuz. Bizim burada en çok kullanacağımız araçlar aslında biz bu dersimizde aslında hem kurulumu yaptık ve tamamen sadece kurulum yapıp gitmemek için güzel de bir şey yapacağız. Burada Figma'nın bu sol üst tarafta Figma'nın araçlarından bahsetmiştik. Buradan biz o araçlardan birisini seçeceğiz. Frame Tool'unu. Ee, ben şu anda Frame Tool'unu seçtim bakın. Eğer böyle normal ok moduna gidip F'ye basarsanız da yine Frame Tool'unu seçiyor olacaksınız. Frame'i seçtikten sonra mouse imlecinizin ucu aslında bu, bu şekilde değişiyor. Buradan hazır frame boyutlarımız var. Onlardan birini kullanabilirsiniz. İşte desktop seçtiğinizde MacBook versiyonları gösteriyor size. İşte watch seçtiğinizde saat versiyonları gibi. Telefon için farklı versiyonlar var. Ya da aslında sadece buradaki mouse indiğinizde bir taraftan tutup diğer tarafa doğru genişlettiğinizde frame'inizi oluşturmuş oluyorsunuz. Ben şimdi şöyle bir frame oluşturayım. E, bu oluşturduğunuz frame'i de aslında buradaki design kısmından e, yönetebiliyorsunuz. Mesela 948'e 608 boyutunda oldu. Bunu 1920'ye e, 1080 boyutunda bir frame'e çevirelim. E, bakın ilk frame'imizi aslında oluşturduk. E, i̇lk dersten bile çok fazla yol kat ettiğimizi söylemem lazım. E, bu oluşturduğumuz ilk frame aslında e, fazlasıyla bir dörtgene benziyor ama tamamen buradaki şekillerden ayrı bir şekilde çalışıyor. Frame frame'ler aslında Figma'da şu şekilde çalışıyor. Bizim dış dünyaya bu alana koyduğumuz şeylerin, tasarımların dış dünyaya açıldığı bir alan gibi düşünebilirsiniz. Bizim parçalarımızın bulunduğu zeminler gibi düşünmek aslında sizin için çok daha faydalı olabilir. Yani dümdüz bir kare değil. Burası benim bir şeyleri sunduğum anlar, bir şeyleri sunduğum pencereler gibi düşünebilirsiniz. Çok küçük frame'ler olabilir. Çok daha büyük ve içerisinde birden fazla frame'leri frame bulunduran frame'ler de olabilir. Ama Figma, Figma'daki birçok şey, hemen hemen birçok şey frame'ler üzerinden işliyor. Fakat burada biz ilerleyen derslerde Frame ile bir dörtgenin farkı nedir? Ya da bir frame ile bir grubun farkı nedir? Gibi detayları da öğreniyor olacağız. Çok da kafanızı karıştırmadan aslında ilk frame'imizi çizdik ve ilk dersimizi de bu şekilde bitirelim. Kendinize dikkat edin. İyi günlerde kalın.